Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın ikinci gününün ikinci videosundayız. Geometrinin en önemli konusunun yani dik üçgen ve özel üçgenler konusunun yeni nesil sorularının çözümlerini yapacağız. Kitabımızda da 20 ve 25. sayfalar arasını işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda her bir saniyede bir derece hareket edebilen 6 metre boyundaki salıncak gösterilmiştir. 6 metre. Birinci durumda bu. ikinci durumda da bu konuma gelmiş. Yani birinci konumdaki şu ipi düşünelim. 6 ikinci bir durumda da buraya gelmiş. İlk durumda salıncak zemine dik. Salıncak bir birinci durumda 2 duruma gelene kadar 60 saniye geçmiş. Her bir saniyede 1 derece hareket ediyor ya. O zaman 60 saniyede 60 derece hareket edecektir. İkinci durumdayken zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız arkadaş? Bu 6 metre mi? 6 metre. Aslında bu 6 metre 600 santimetre değil mi? Evet burası da 600 santimetre. 60'ı gördük ne yaparsın? Dik çizersin. Hop şöyle dik çizdin. 90'ın karşısı 600 ise 30'un karşısı nedir? 300'dür. Hocam burası 300 iken burası da 300 olacak o zaman. Çünkü tamamı 600'dü. E burada da 50 santimetre var. 350 santimetre mi yaptı burası? Evet. İşte burası 350 santimetre yaptı. Bizden de ikinci durumun zemini olan uzaklığı isteniyor. 350 santimetre yani 3,5 metre yapıyor. Örnek 22. Denizli çıktı. Geldik örnek 23'e. Eş yapı sorusu. Evet dik üçgen şeklinde cetvellerden 3 tanesi aşağıdaki gibi konulmuş. Arkadaş burada bir eş yapı var. Kısa kenara A diyelim. Hocam burası da kısa kenar. Hocam burası da kısa kenar. Uzun kenar ne oldu? A artı 7 oldu. Bak ya dik üçgenin dik kenarı uzun kenarı daha doğrusu. A artı 7. A artı 7. Aha da burada pisagor bağıntısıyla olay biter mi? Biter. A var. A artı 7 var. A artı 8 var. Hocam hissedelim. Normalde A artı 8'in karesi eşittir. A artı 7'nin karesi artı A'nın karesi deriz. Ya da hissedelim bu a artı 8 bu a artı 7 ya aralarında bir fark olan hangi üçgenler var? 3 4 5 3 yazınca sağlamadı. Başka 5 12 13 bakalım 5 yazınca 5 burası 12 burası da 13 sağlaması tuttu mu tuttu. A'yı 5 bulduk bizden MNX n x isteniyor m yani şuradaki uzunluk isteniyor. A'yı 5 bulduk ya A yerine 5 yazdığımızdan 12 artı 5'ten cevap 17 çıkar. Örnek 23 Balık kesir oldu geldik örnek 24'e. Şekil 1'de yüksekliği 15 metre olan bir binanın 4 santimetre uzağında, şurada 4 santimetre uzağında, burayı 4 diyor bize, bir direk gösterilmiştir. Direk AB eşittir 3 santimetre. Şurası 3 santimetre. Olacak şekilde A noktasından kırılarak C noktası şekil gibi C üst noktasına düşüyor. Tamam. Ben buranın 3 olduğunu, buranın da 4 olduğunu, pardon tam tersi 4'e 3 olduğunu biliyorum. Direğin uzunluğu 8 metreymiş. Hocam 3 ise burası 5 olmaz mı? Olur. 3 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden burası 4 çıktı. TC üssü uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Kaçırdığımız bir şey mi var soruyu okurken? Evet 15 metre yüksekliğinde diyor. Şurası 15 metre yüksekliğindeymiş. O zaman burası bak 8. Burası 90 derece. Burası 15. 8 15 17 üçgeninden bu uzunluğu 17 bulduk. Yani 24. soru Akçay oldu. Geldik 25'e. 5'e. Sözel bir soruyla karşı karşıyayız. ACB açısı 60 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Hemen yukarıya çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni çiziyorum kardeşim. Ve açımız kaç derece olacak? 60 derece olacak. A, B, C ve buradaki açı 60 derece. Daha sonra şöyle AB üzerinden BD uzunluğu K, AD 2K olacak şekilde BD uzunluğu K AD 2K olacak şekilde bir D noktası seçtim. Ve BC üzerinden de BE 8 olacak. Öbürü şurası 8 olacak. Öbürü de EC artı 1 de 8 olacak. Yani şurası EC artı 1 yani EC de kaç olsun diyor bize 7 olsun diyor. Tamam. AC de zaten burada ne verilmişti bize 9 olarak verilmişti. Ve bizden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Bak şimdi güzel bir soru. Arkadaş burada ama full tekrar olduğu için tekrar dersinde olduğumuz için bu soru sorulabilir. Şimdi Öncelikli olarak oran varsa ne vardır? Büyük ihtimalle benzerlik vardır. E burada şimdi iki ihtimaliniz var. Soru çözümü için iki ihtimal var. O soru çözümündeki iki ihtimali siz düşüneceksiniz. Çünkü kazanımlar iç içe geldiği zaman sen işte özel açık kazanımını görürsün. İlk önce oradan başlarsın ama bakarsın soru daha böyle karışık gelebilir. O yüzden oradan gitmeyi bırak bence. Çünkü iki kazanım varsa ya bir oran var burada. Yani bir benzerlik var demektir. Bir de ne var burada? Özel açı var. Özel açı mantığı var. Hadi ilk önce özel açı mantığından gideyim. Hocam şuradan bir 90 derece çizsem. 90'ın karşısı 9 sa 30'un karşısı 9 bölü 2. Bölü 2 uğraşacağım. Demek ki uzun yol burası. Buraya hiç girmeyeyim bile. Burası da 9 3 bölü 2. Ve benden ne isteniyor? X isteniyor. X'i bulurken de ne yapacağım? Şuradan dik çizeceğim. Buradan dik çizince ondan sonra Pisagor bantından da sonuca ulaşacağım. Burayı nasıl bulacağım? Benzerlikten bulacağım. Şöyle 1 bölü 3'ten dolayı. Tamam. Hadi burada bu soru burada yazılmış ama tamamıyla rahatız. Bu tekrar olduğu için benzerliği bir tık hatırlıyorsunuz. Bak o yüzden burada yazılabilir bu soru. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Hocam ben özel açı mantığından gittiğim zaman soru böyle değişik bir şekilde çıkıyor. Daha kolayı vardır büyük ihtimal. O zaman benzerlik mantığını kullanayım. Oran mantığını kullanayım. Hani buraya eşit bir şey bir düşün? Eşit olsaydı orta taban gelir aklımıza hocam derdin. iki ihtimalim vardı. Ya buradan paralel çizerdin ya da buradan aşağı doğru paralel çizerdin. Genelde karışık olan yere doğru çizin diyoruz. Buraya çizeceğimize buraya çizelim ki üçgen oluşsun. Daha mantıklı değil mi? Evet. Çizdik paraleli. Şöyle paralel çizdik. Hocam burada 1'e 2 oran var ya. Burada da 1'e 2 oran olacak. Toplamda burası 15 ise o zaman 1'e 2 oran. Yani 2A. A ise 2 A. Toplamda 3 A eşittir. 15 ise A'yı buradan 5 buluruz. A 5. Burası 5 ise buraya ne kaldı? 3 kaldı. Sonra başka. Hocam bunlar paralel. 60 ise eşitten dolayı burası 60 yaptı. Bir de burada temel orantıyı şöyle kullanalım istersen. Hocam şurada da 1 bölü 3 oran var. E buradaki 1 bölü 3 oran. Anam şu gözükmemiş. Şunu silip bir daha yazıyorum şuraya. 3A eşittir 15'ten A'yı buradan 5 bulduk. O yüzden 5 şöyle. Sonra burada temel orantı yapıyoruz. K bölü 3K eşittir. Şuraya da N deyip N bölü 9 değil midir? N bölü 9. N'i de buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Ooo 3 bulduk. Ve 3 3 ikizkenar üçgen çıktı bu. Ne güzel. 120 derece buydu burası. Hocam 120 30 30 120 üçgen değil mi? Bak buradan daha kolay çıktı. 30 30 120 üçgenin özelliği 3 3 ise burası da 3 kök 3 olmak zorunda. Gerçekten güzel bir soru. Diğer türlü dik yani özel üçgen kazanımını kullanarak da soruya başlasaydınız daha uzun olacaktı. Benzerlik kazanımıyla daha kolay oldu. O yüzden hani geometri diyorlar ya farklı yollardan çözümler oluyor. O da kazanım sırasını yer değiştirdiğiniz zaman oluyor. Ya ama ya şu şey vardır işte bir geometri sorusu 50 farklı 100 farklı yoldan çözülür diyorlar. O kadar da değil arkadaşım. İki kazanım varsa iki farklı yoldan çözülür. Ya 60'ı kullanarak çözersin ya da benzerliği kullanarak çözersin. O 50 farklı yol, 100 farklı yol doğru da açılarda geçerli ya da doğru açıda geçerli. Evet. Bazen de üçgende açıda da geçerli oluyor. Yani işte iki iç açı bir dış açı değil de farklı bir şey tekniğini falan kullanıyorsun. Tamam? Evet neyse burada da bir şeyi de böyle bir bakış açısında görmüş olduk Soru da Güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sokak lambasının direğinin uzunluğu 16 metre ve lambayı taşıyan kolun uzunluğu 10 metredir. Yani şurası 10 metre olarak verilmiş. Peki sonra direk ile kol arasındaki açı 120 derece olarak verilmiş. Buradaki açı 120 derece. Ben buradan kırdığım zaman burası değişmiyorsa sabit kalıyorsa hala burası 120 derece. E sonra ne yapılmış rüzgar nedeniyle sadece burada 60 derece eğilmiştir 10 metre yüksekliğinden. Hocam şu direğin bu uzunluğu zaten 16 idi. O zaman buraya da 6 mı kaldı? Evet şu uzunluk 6 yaptı. Bu durumda kolun ucundaki lambanın yere olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Evet bu lambanın yere olan uzaklığı isteniyor bizden. E şimdi ne yapacağız arkadaş? Yapacağımız hamle belli. Şuradan bir dik çizsem. Şuradan bir dik çizsem. 90, 30, 60, 90 mı çıkıyor? Evet bak 60'ın mantığını kullanıyorum. Dik çiziyorum. 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıkar. Burası da 3 köküç 3 olur. E hocam burada da şunu uzatırsam hop şöyle 30 120 burası da 30 oldu. E 30 90 ise burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 10 30 karşı karşısı 5 yaptı. A burası 13. A burası da 13. O zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. Hop cevap balık isir oldu. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. Bir katlama gördüysen ne yapıyorsun? Eski haline geri getiriyorsun şekli. Hop şöyle eski haline geri getirdim. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlar birbirine eşit. Şuradaki kenarlar da birbirine eşit mi? Eşit. Hatta bu açılar da birbirine eşit ve toplam doğrusal olduğu için 90'ar derece olacak. BE bölü EC 2 bölü 3 demişim. Neredesin BE? BE bölü EC. Burası 2K iken burası 3K verilmiş arkadaş. E o zaman burada. Burası 2K. Burası 3K ya. Sen bunu böyle katladın. Bu buraya geldi. 3K. Buraya da K mı kaldı? Evet. AD bölü FC üssü uzunluğu isteniliyor bizden. AD bölü FC üssü uzunluğu isteniyor. Tamam. Arkadaş burada bunlar birbirine paralel mi? Paralel. 3'e 2 oran varsa burada. Burada da 3'e 2 oran vardır. Yani 3'ense burası 2'endir. Sonra ne oldu burada? Hocam buradaki oranı bulduk. AD'yi bulduk. AD uzunluğu 2n çıktı. FC üstünü bulmaya çalışacağız. Hocam 3'ense burası da 3'tür. Eyvallah. E buradaki 3'ü nasıl paylaştıracağız? Bak burada 1'e 2 oran var. O zaman burası 1'e 2 şeklinde paylaşır mı? Paylaşır. 3'ün ya bunun tamamı. 1'e 2 burada. 1'e 2 şeklinde paylaşacak. N e 2n oldu. FC üstü oranlamasını da bulduk. Ne bu? N Bunlar sadeleşti. Yani AD bölü FC üssü 2 mi geldi? Evet. Cevap denizli oldu. Örnek 27'de. Geldik örnek 28'e. Şekil 1'de verilen yer düzlemine dik konumda duran AB ve CD şeklindeki elektrik direkleri bir fırtına sonrası 45 derecelik açı ve 30 derecelik açı yapmış. Sonra buradaki mesafe verilmiş bana. 17 artı 3 kök 3 olarak. Burası 11 kök gibi. Evet. Şimdi kalem. Döndürdüğünüz aynı aynı kalem ya. O yüzden uzunluklar eşit. E o zaman buradan bir dik çizersin kardeşim. 45'in mantığını kullanmak için. 11'e 11 olur. Hocam buradan da bir dik çizerim böyle. Bu uzunlukta 6 ya. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 mü yapar? Evet. Şimdi bunun tamamı 17 artı 3 kök 3. 3 kök 3 buradaysa buraya 17 kaldı. O zaman buraya 6 mı kaldı? Aynen öyle. Bizden şu uçlar arasındaki mesafe isteniyor. Ne yaparız? Dikdörtgenle bir dik üçgen oluştururuz. 3 ise 3. 8 kaldı. 6 ise 6. Pisagor. 6, 8, 13 genden cevaba 10 olarak ulaşırız. Örnek 28 Balıkesir çıktı. Geldik örnek 29'a. Epson eşkenar üçgen biçimindeki bir muska böreğini kesikli noktalardan keserek 3 eş parçaya ayırıp bir parçasını Ayşen'e bir parçasını Şenay'a verip bir parçası da kendine alıyor. 1, 2, 3 parça. Epson'un aldığı parçanın çevresi kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi bu eşkenar üçgen biçimde bir muska. Kesikli noktalardan 3 eş parçaya ayırmış. Bu kesikli parçalarda 3 eş parçaya ayırması demek ne demek kardeşim? bu yükseklik olduğunda yani bu açı ortay bu açı orta, eş parça olması için bak eş parça olması için açıların eşit olması lazım. E bu bu açıyla işte atıyorum buradaki açı birbirine eşit olacak. Ya bu nerede? 3 eş parçaya ne zaman ayrılır? Yükseklerin kesim noktasında açı ortayların kesim noktasında. Yani bunlar açı ortay açı ortay açı ortay şeklinde olacak ki 3 eş parçaya ayrılsın. Hepsi aynı 30 30 120 bir tek bu durumda 30 30 120 konumunda bütün açılar eşit oluyor. E o yüzden burada ne oldu? Bu üç, üç, üçgen birbirinin eşi oldu. Şimdi ya da şöyle de diyebiliriz aslında. 3 eş parça mı bunlar? 3 eş parça. Hocam eşkenar üçgen ya. 18 köküç, 18 köküç, 18 köküç ya. E buraya bakacak olursak hocam hepsi de aynı açıyı, aynı kenarı görüyor. Bu açılar birbirine eşit olacak. Bu açıların birbirine eşit olması demek 363'e bölmek demek 120 derece. Buradaki 120 derece buradan da çıkıyor diyebiliriz. Şimdi Efsun'un aldığı parçanın çevresi nedir diye soruyor. 18 kök burası 18 18 değil midir? 30 30 123 üçgenden. Evet. Çevresi de 18 yani bir tanesi. Zaten Efsun bir parça alıyor. Eş parçalardan birini alıyor. O parçalardan birini soruyor. 18 18 36 artı 18 kök mü yaptı cevap? Evet. Yani 29. soru balık kesir oldu. Geldik 30'a. Bir makas 120 derece açıldığında uç noktalar arasındaki uzaklık BC 24 santimetre oluyor. Evet burası 24 ve 120 derece açıldığında makas üstte bindiğinde iki tane eş parçadan oluşuyor ya. Yani şunu ve şu uzunluklar birbirine eşit ve yani burada ne çıktı? 30 30 120 üçgen çıktı. E normalde kök 3 katı oluyordu burası. O zaman kök bölünmüş hali olacak. 24'ü kök bölsek kök 3 eşitliğine çarparsak 24 kök 3 bölü 3'ten 8 kök 3 geliyor burası. Evet makasın şu kenar uzunluğunu 8 köküç olarak bulduk. Daha sonra makasın AC ucu bir miktar döndürüldüğünde şu AC ucunu döndüreceğim sadece. Bak AC ucu şurası ya. AC ucu buradayken buraya da döndürebilirim. Buradayken buraya da döndürebilirim. Şansımıza ben buraya doğru döndüreyim. Buraya döndürdüğüm zaman şu uzunluk kaç? 8 kökü. Çıkmazsa öbür tarafa doğru döndüreceğim bu arada. Uçlar arasındaki mesafeyi bize 8 kök 6 olarak mı vermiş? Evet. A. 8 kök 3. 8 kök 3. 8 kök 6 oldu. Hocam kök 2 katı oldu. İki kenarın kök katı. Bu ikiz kenar dik üçgende değil mi? Evet. Gerçekten buraya doğru dönmüş bu. E o zaman bu ikiz kenar dik üçgenden 90 derece olur. Ve burası da 45. Burası da 45 derece olur mu? Olur. Bizden ne isteniyor? Makasın son durumdaki AC ucu ile şu AC ucu ile BC doğru parçası K noktasında kesiştiğine göre diyor. AK uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? AK isteniyor. Hocam şuradaki dik üçgene bakar mıyız? Bu 30, Burası 90 derece. Burası da 60 derece oldu mu? Oldu. 60'ı karşı 8 kökse 30'u karşı 8 olacaktır. Cevap 8. Ay şurada hata yapmışız. 30'u karşı 8 ise de burası da 16 olsun. Bizden şu AK değil de BK istersin. Tamam. Kusura bakmayın. Bu da nazarlık bir hata olsun. 30-60-90 üçgeninde ilk baskıda bu hatayı göreceksiniz. İkinci baskıda düzeltiriz. Ee, burası 8 iken 90'ın karşı 16. BK nedir diye sorulsun bize. Cevap da 16. Zaten soruyu çözen arkadaşlar büyük ihtimalle 16'dı. Büyük ihtimalle burayı sormuştur deyip yapmıştır bence. Değil mi? Şu 8'i bulan artık soru şey dememiştir büyük ihtimalle. Yani hissetmiştir burayı. Hatta çok şey izlememiştir. Hadi neyse. Güzel bir soruydu. Örnek 30. Böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik. Örnek 31'e. Döndürme sorusu var. Döndürmede kalem döndürdüğümde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Eş yapı. Eş yapılar ÖSYM sever. Ben bu üçgeni böyle döndürmüşüm. A noktası etrafında 70 derece döndürmüşüm. Hocam burası 70 derece mi? Hayır dikkat. Sen şu kenarı döndürürken ne yapıyorsun? Hocam bu kenar dönerken hop buraya geliyor. Yani şuradaki açı tamamı 70 derece. Buraya 20 derece kaldı. E hatta şu dönerken burası burası 70 derece dönecek. Buraya da 50 derece diyebiliriz. Ya da Döndürülmüş hali bu ya. Döndürülmüş halindeki açısı aynı olacak zaten. Bak bu buradan buraya e, 70 derece. Bu da buradan buraya 70 derece dönmüş oluyor. Tamam. E sonra 50 burası 50 65. E burası da 65. X kenar üçgen 8 kök 6 ise burası da 8 kök 6. E o zaman burası da 8 kök 6. E o zaman burası da 8 kök 6 değil mi? Evet. Sonra burada kaç kaç derece oldu? Bakar mısın burada kaç ya? Hocam 120 derece oldu. Aa, 8 kök 6. 8 kök 6 120 derece. X kenar üçgen. 30 30 120 üçgeni şu üçgen. O zaman 8 kök altının burası kök 3 katı olmaz mı? 8 kök altının kök 3 katı o zaman bu kök 2 ile kök 3'ün çarpımı ya şu. Bu ikisi de 3 yapıyor. 3 kere 8 24 kök gibi yapar cevap? Evet. Cevap denizli oldu. 31. soruda geldik. 32. Aşağıda Bülent öğretmenin okul bahçesinde spor mülakatlarına hazırlanan öğrenciler için hazırladığı koşu parkuru görünmektedir. Öğrenciler bayrak numarası sırasına göre bayrakları alarak parkuru tamamlamaktadır. Tamam. 2 numaralı bayrak ile 3 numaralı bayrak arasındaki 8 mesafe 2 ile 3. Burayı 8 olarak vermiş. 3 ile 4 bayraklar arasındaki uzaklığın 1 ile 2 bayraklar arasındaki uzaklığı oranı nedir diye soruluyor bize. 3 ile 4 neredesin sen 3 ile 4? Şurasıyla 1 ile 2 arasındaki uzaklık. Şurası arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Arkadaş açıları şöyle bir yazalım mı? Yazalım. Şurada kaç toplamda 90 derece görüyorsun. 30 90 ise burası 60 yapar. Ters açıdan dolayı burası da 60 derece yaptı. 60 60 ise burası da 60 yaptı. A eşkenar çıktı. 8 8 8 oldu burası. Sonra e, burada hocam 2 iç açı bir dış açıdan burası da 30 derece oldu. E, burada da ikizkenar çıktı. Burası da 8 oldu. 90'ın karşı 8 iken 30'u karşı e, kaç yapar? 4 yapar. Şimdi benden ne isteniyordu? 3 ile 4 arasındaki mesafe 16 bölü şu mavi arasındaki uzaklık yani mavi arasındaki uzaklık nedir? Şurası 8, 4 daha 12 değil midir? Evet bu isteniyor. Kırmızı uzunluğun mavi uzunluğa oranı isteniyor. 4'e böl 4'e böl cevap 4 bölü 3 çıkar. Yani 32. soru Cehan olur. Geldik bir sonraki soruya 33. soruya. Aşağıda ağacın tepesindeki bir kuşun yerdeki yemi alarak evin tepesindeki yuvasına taşıması hareketinin görseli çizilmiştir. A, B ve D, E doğru parçaları yere dik konudadır. E, A noktasının yerden yüksekliği 9 olarak verilmiş. D noktasının yerden yüksekliği 6 olarak verilmiş. Kuşun bu hareketi gerçekleştirmesi için en az 39 metre mesafe gitmesi gerekiyor. BE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaş şu ikisinin toplamının en az değeri verilmiş 39. İşte bu buradayken mi böyle ya da şuradayken mi böyle bilmiyoruz. Buradayken mi böyle ya da şuradayken mi böyle bu, yani burada olursa mı olacak buraya taşındığında. Bunu bu şekilde kestiremeyiz. Ne yapacağız? Bir tanesinin böyle katlamasını alıyorduk. Al katlamasını. Şunun katlamasını alsam mesela. Hocam ne oldu? Şurası x burası x buraya da y diyelim. En az mesafe x artı y. En az mesafe böyleyken de katlamasını aldığın zaman x buraya geldi 6 buraya geldi. En az mesafe işte burası doğrusalken olmaz mı? Olur. Doğrusalken en az mesafesi olur. Orası da 39 olarak verilmiş bize. E ne yapacağız? Hocam bu zemine dik bu zemine dik. Dik dörtgenle karşılık getirip dik üçgen yapmak lazım. O da hop şu şekilde olmaz mı? Olur. 6 ise 6 90 ve burada Pisagor. İşte bu. Dikkat et 39 burası. Burası 15. arkadaş burası 3 çarpı 13. Burası 3 çarpı 5. O zaman burası da 3 çarpı 5 13. 5 12 13 üçgeninden 3 çarpı 12 olur. Yani burası 36 mı olur? Evet. Cevap edilemit oldu. Bunun klasik versiyonunda bir önceki dersimizde bir önceki videoda çözmüştük hatırlarsan. Bu sefer sadece hikayeleştirilmiş. Kuş. Buradan ye, kuş yem mi alıyor? Ot mu alıyor? Ne alıp buraya taşıyormuş? Hatta bu çizgiyi de çizmek zorunda değildi. İşte zemine konup buraya uçsa da denilebilirdi. O çizgiyi de bize çizdirebilirdi. Haberin olsun. Bu da bu şekilde yeni nesilleştirilmiş. 33. soru. Edremit. Geldik 34. soruya. Aşağıda ön tarafı mavi, arka tarafı kırmızı olan ABC dik üçgen şeklindeki bir kağıt verilmiştir. Şimdi burada BD uzunluğu 2 kök 3 olarak verilmiş. Yazalım. Sonra BC uzunluğu 10 kök 3 verilmiş. 10 kök 3 ise o zaman buraya 8 kök 3 kaldı. Şimdi katlama yapılmış. Burada katlamayı geri doğru açalım. Şöyle katlamayı geri doğru açtıktan sonra ne geliyor kardeş? Hocam burası kaçtı? 2 köküçtü. O zaman burası da 2 köküç. Bunun tamamı 8 köküçtü ya. Buraya ne kaldı o zaman? 6 köküç kaldı. Şimdi bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Niye eşit verilmiş acaba? Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar eşit mi? Eşit. Üst üste binen açılar eşit mi? Eşit. 2 iç açı bir dış açı değil mi burada? Evet. E burası 2 alfa yaptı. Aa ne güzel bir şey oldu. 2 alfa ise burası da 2 alfa ve 2 alfa alfa 90 3 alfa 90 oldu alfayı 30 bulduk alfa 30'sa 30 burası 60 burası mı oldu evet AE uzunluğu x deniyor bizden e burada 30 60 90 üçgen çıktı 60'ı karşı 2 kök ise 30'u karşı kaç yapar kök 3'e bölünmüş hali 2 30'u karşı 2 ise burası da 4 yapar burada da büyük üçgende de 90'ın karşısı 10 kök 3 değil mi evet 90'ın karşısı 10 kök ise 30'u karşı yarısı 5 kök 3'tür 30'u karşı 5 kök ise 60'ı karşı da 5 kök 3 kök 3 katı 15 yapar e Dolayısıyla tamamı 15. 4'ü burada. Buraya kaç kaldı? 11 kaldı. Cevap C'yi yaptı. Böylelikle 34. soruda. 35'e geldik. Şekilde verilen ABC üçgeni biçimindeki levha BC doğrusu 28 santimetre ötelenmiş. Hmm. Arkadaş B buradayken buraya gelmiş. Yani burası 28 olacak değil mi? B bu konuma geldi. Hatta C buradayken buraya gelmiş. Burası da 28 demek değil midir? Evet. BC'yi de zaten bize kaç vermiş? Hocam BC'ye de zaten 50 verilmişti. Burası da kaç oldu? 32 oldu. Aa pardon. 22 oldu. A, B uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Tamam. Bunu bulmaya çalışacağız şimdi. Ben bunu almışım. Buraya ötelemişim. Şu üçgeni elde etmişim. Hadi bakalım. Buna göre işlemler yapacağız şimdi. Bir de Ali Bey uzunluğunu 30 vermiş. İşte BC'de 50 vermiş. Bak 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 bak. bak. 30, 50 ne üçgeni? Hocam 30, 50, 3, 4, 5'in 10 katı. 30, 40, 50 üçgeninden burası 40 mu oldu? Evet. Şimdi bunu bulmaya yönelik hamle yapacağız arkadaşım. Nasıl bir hamle yapmalıyız burada? Güzel bir hamle yapmalıyız. Nasıl, nasıl, nasıl? Ya hocam burada 90 dereceye karşılık getirmeliyiz değil mi? 90 dereceye karşılık nasıl getirmeliyiz? Hop şuradan dik çizerek. Ya değil mi? Ya da buradan dik çizerek de olur. Buradan dik çizersem yalnız benzerlik işin içine girecek. Daha benzerliği tekrar etmediğim için buradan çözmeyeyim. Hadi buradan çizilecek diyelim. E buradan çizildiği zaman ne olacak? Ök mantılarını da söylemiştik. Burası açken bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Bak 30, 40, 50 burası. Şuradaki de yükseklikte nasıl bulunuyordu? Alandan gidiliyordu. Alan neydi? 50 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 30 çarpı 40 bölü 2 değil miydi? Hatta bölü 2'ler gitti. 50 çarpı h 30 çarpı 40'a eşit olur bu formülden de çıkıyor demiştik size. Burada sadeleştirmemizi yapalım. 0 at 0 at 40 ile 5 sadeleşse 8 3 kere 8 24. H'ı buradan 24 bulduk. Hocam H 24 ise eğer bu 3 kere 8 e, 6 kere 4 6 kere 5. Ha o zaman burası 6 kere de 3 ile 18 mi olacak? Evet. Tekrar söylüyorum. 6 kere 4 burası. Burası 6 kere 5. Burası 6 kere 4. Burası da 6 kere 3 olur. 18 olur burası. Tamamı o zaman kaçtı? Tamam 28'di. Buraya da 10 mu kaldı? Evet. Ve artık şurada bir Pisagor bağıntısı. 10, 24. Hocam burası 2'nin 5 katı. Burası 2'nin 12 katı. 5, 12, 13 üçgeni. Burası da 2'nin 13 katı olur. Yani cevap 26 yapar. Güzel bir soruydu. 35. soru böylelikle Denizli olur. Geldik 36. soruya. Katlamalar yapılmış böyle. Açılmış halleri de zaten burada var. Üst üste şu noktalar çakışmış. AB'yi 16 demiş. Ve buranın 90 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Evet AB uzunluğu 16. BC uzunluğu 20. E ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden burası 12 olur. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Ondan sonra şu 12 ise buraya 12 diyebiliriz. Bir de açılara da dalalım mı arkadaşım? Dalalım. Sanki dalacağız. Çünkü üst üste binen kenarlar eşit. Şunlar eşit ya. Bunların da eşitliğini yazdık. Hatta şunlar da birbirine eşit. Hatta bunlar da birbirine eşit. Hatta ben şu uzunluğu da bulabilirim. İki çizgi ve iki tane S uzunluğu 20 ise o zaman burası 10 yapar diyebiliriz. Ya da açıları da alalım bakalım bir de. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Alfa ise burası da alfa oldu mu katlamadan dolayı? Evet. Hatta 90 90 oldu burası. Burası betaysa burası da beta oldu mu? Oldu. Alfa artı beta 90 ya. Oo güzel bir şey. Alfa artı beta 90 ise bak burada da alfa beta yan yana geldi. Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E hocam bizden BD uzun isteniyor. X burası da X değil mi? Evet. A buraya da 16 X, x kaldı. Pisagor. 16 eksi X'in karesi eşittir. X'in karesi artı 12'nin karesinden Cevaba ulaşacağız. Burada özel bir üçgen var mıdır? 12 varsa 5, 12, 13 olabilir. 5 koyarsam burası 11 yapıyor. Olmuyor. 9, 12, 15 olmuyor. Olmuyorsa da artık yapacak bir şey yok. Hissettik. 5 saniyemiz gitti bak. Ya da 12, 16, 20 hiç olmuyor zaten. 12 biraz tehlikeliydi. 3 durumda söz konusu olabiliyordu. E burada bunlara baktık olmadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Açacağız bunu. Açalım. 16'nın karesi 256. Eksi 1. 2. Çarpım dikkati 32x. Artı x kare eşittir x kare artı 144 yapar. E buradan x kareler nanay oldu. 32 x'i öbür tarafa atalım. 32 yaptı. Bu da 256 eksi 144. 256 daha 144'ü çıkartırsam 112 mi yapıyor? Evet 112 yapıyor galiba. Sanırsam galiba. Bakıyorum bir daha. Evet 112 yaptı. Evet 32 x buna eşit ya. x de burada 112 x 112 bölü 32'ye eşit. E buradan 2'ye bölsen 56 bir daha 2'ye bölsen 16 2'ye bölsen 28 2'ye bölsen ya 2'ye bölsen 8 4'e bölsen 7 4'e bölsen 2 7 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor o zaman 3 buçuk çıkıyor. Evet 36 soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 37. soruya. C noktasında A bir dakika şunu okuyalım önce. Aşağıdaki ABC x kenar üçgen şeklinde bir pist verilmiştir. ABC x kenar üçgen şeklinde bir pist ya 80'e 80 burası olacak. Ee, AB ile BC eşit verilmiş ama. AB ile BC tamam. O zaman şunlar birbirine eşit verilmiş. Çok güzel. O zaman burası kaç derece? 20 derece. Ee, çünkü 80 ise taban açısı da 80 olacak burada. 80, 80, 160 buraya 20 derece kaldı. Ve burası kaç yaptı? 70 yaptı. İki iç açı, bir dış açıdan burası da kaç yaptı? 30 derece yaptı. Hmm. iyi. Hmm. 80 santimetre vermiş. Ee, bu robotun C noktasından A noktasına gidebilmesi için kaç metre ilerlemesi lazım? C'den A'ya. Buradaki X uzunluğu isteniliyor bizden. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? be Bana verilen bilgilere bakacağım. Bak. Dikkat. Yavaş anlatıyorum. 80 mi verilmiş burası? Evet. Ben ne buldum? 30 derece buldum. 30'u kullanacağım. Bir de 80'i kullanacağım. Ya bir de 30 ile 80'i nasıl kullanabilirim ben? Hocam şu şekilde kullanamıyorum ama Uzattığımız zaman ters açıdan burası da 30 oldu. Bu 30'un mantığı şu şekilde kullanılabilir dik çizerek. 90'ın karşı 80 ise 30'un karşı kaç yapar? 40 yapar. E sonra ne yapacağız hocam? Bizden x isteniyor. E bu bir ikizkenar üçgen. İkiz üçgende taban mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizmez mi çizer? Şuradan da bir yüksekliği çizsem ben. Hocam yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani burası x bölü 2 burası x bölü 2 mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağım? Bulduğum bilgiye bakacağım. Şu 40 buldum. Aa hocam şu üçgene bakabilir misiniz? 10, 90 ne bileyim kaç? 10, 90 burası kaç? 80 derece. Ve onun karşısı 40. Hocam burada da aynı şekilde. İkisi kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı olacak ya. 10, 10 olacak. 10, 90 burası da 80 değil mi? Evet. Bak dikkat et. 10, 90, 80. 90'ın karşısı çift çizgi. 10, 90, 80. 90'ın karşısı çift çizgi. Bu sarı üçgenle şuradaki siyah üçgen ne oldu? Birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit. 90'ın karşı çift çizgi. Burada da 90'ın karşı çift çizgi. Şu sarı üçgende. O zaman bunlar eş. 10'un karşısı 40'sa onun karşısı burada da 40 olur. X bölü 2 40'sa X'i de buradan kaç buluruz? 80 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 80. Yani C-Han çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki. Evet zor bir soruydu birazcık değil mi? Galiba. Aşağıda ABC ve EDC eş üçgen levhalarının ucuza eklenmiş hali görseli verilmiştir. Bunlar eş. Kısa kenarlar şunlar eşit uzun kenarlar şunlar eşit dik, dik kenarlardaki uzun kenarlar. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Hemen eşitleri yazıyoruz. Hatta burayı gören alfa burayı gören alfayı yazdım. Sonra bunlara da bir beta beta yazayım mı şöyle yazayım bakayım. Yazmama da gerek var mıydı? Aa yokmuş gerçi ya. Niye? Bak x kenarlık var burada. Bak 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 x kenar. Hocam x kenar taban açısı belli mi belli. Alfa artı 12. E o zaman burası da alfa artı 12. E burada bunu da doğrusal vermiş. B, doğrusal demiş. Bu doğrusallığı da kullanacağım. E o zaman şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani alfa 12 ile alfa 12'nin toplamı 2 alfa artı kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. E şu ikisinin toplamı 90 ya. 3 alfa artı 24 eşittir 90'dan. 3 alfa eşittir 66'dan. Alfayı 22 buluruz. Alfa 22 derece ise 22 90 sa burayı kaç buluruz? 68 buluruz. E hocam burası da 68 oldu. E x de çıkar. 68 artı 68 artı x açısı da 180 ya. Şu ikisi de 136 ya. O zaman x'e de kaç kaldı o zaman? 44 derece mi kaldı? 180 eksi 136'tan. Evet 44 yani cevap böylelikle Balıkesir çıktı. 38'in soru Geldik 39'a. Şimdi Aşağıda 1 metre boyunda olan bir bakır tel verilmiştir. Güzel. AK uzunluğu şöyle. Sonra bunlar böyle yukarı kaldırmış. Bu da yukarı kaldırmış. A ile B'ye birleştirilmiş. AK zaten 25 vermişti. E o zaman burası 25 demek değil midir? Evet. K ve L noktalarından bükülerek iki ucu birleştirilmiş. K, A, L açısı da K, A, L açısı 60 derece olarak verilmiş. Hmm. Şurası 60 verilmiş. Alfa dediğimiz yer. K, L uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi bu 1 metre uzunluğunda değil miydi? Evet. Ya yani 1 metre uzunluğu demek 100 santimetre demek. E ben o zaman buradaki kale uzunluğuna x dersem buraya da ne kalıyor o zaman arkadaşım? Hocam 25'i burada x buradaysa buraya da 75 eksi x kalmıyor mu? Evet. Burası da 75 eksi x kaldı. E o zaman bu 60'ın mantığını kullanarak şimdi işlem yapacağız arkadaşım. Ya benim aklıma 25'e görünce direkt şey geldi. E, 5, 7, 8 geldi aslında. Büyük ihtimal 5, 7, 8'in katı olabilir. 5, 7, 8'in katı olabilir. Ee, bazılarınız bilir. Instagram'da da paylaştım. 5, 7, 8. 5, 7, 8. Ya da tam tersi. Burası e, 60'ı karşısındaki 7 olacaktı değil mi? Evet 60'ı karşısı. 5, 7, 8 sağlanamıyor. 5 katını alsan 25. 5 katını alsan 35. 5 katını alsan 40. Evet 5, 7, 8'den çok rahat çıktı arkadaşım. Bak şu ikisi toplamı da kaç yaptı gerçekten? 75 yaptı. Bu 5, 7, 8'i hatırladınız mı? Ya değerli üçgen diye böyle bir söyledim. Benim için en değerli üçgenlerden biri dedim arkadaşlar. Burada da göstereyim sana. Bak 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 nasıl işimize yarıyor görüyor musun? Bak nasıl kolaylaştırdı işimizi. 5 7 8 üçgen dediğimiz şey. Bir kenarı 8 olan eşkenar üçgen olduğunda. Ben şuradan şöyle bir 3'e 5'lik bir üçgen oluşturduğum zaman. 3'e 5'lik oluşturduğum zaman. Şu 60 60 60 ya. Burası 7 çıkıyor. Neden? Dik çizerek çizdiğin zaman görürsün. O yüzden geometri de bu çok önemli. 3, 7, 8 ve 5, 7, 8 çok önemli. 3, 7, 8 ve 5, 7, 8 de 7'yi gören 60 derece. 7'yi gören 60 derece. 60'ın kolları 3'e 8 ya da 60'ın kolları 5'e 8 oluyor. Burada da ben 60'ı gördüm ya. Ya 25 var. a 5 geldi aklıma hemen 5, 7, 8 mi? E o zaman burası hemen düşündüm şöyle. Bak şöyle düşündüm. 5, 7, 8 mi? 60'ı karşı 7 olacak ya. Bu 5'in 5 katı 25. Bu 5'in 5 beş katı 40. Bu da 5 katı 35. Şu ikisinin toplamı da zaten 75 demişti soruda. Böylelikle bizden şu isteniliyor zaten. Yani cevap 35 çıktı mı çıktı. Uzun yoldan yapmak isteyen yapsın. İstersen kosinüs teoreminden direkt yapabilirsin ama çok uzuyor. Ya da dik çizerek yapabilirsin. Ama dik çizdiğinde bak 90'ın karşısı 25 30'un karşı 25 bölü 2 ile uğraşacaksın. Ya da hocam buradan dik çizerek yaparım ben. Ne var bunda? E buradan dik çizerek yaptığın zaman 75 bölü 2 ile uğraşacaksın. Öbür türlü bayağı işin uzayacak. bir Senden ricam. Bak tekrardayız. Full tekrardayız. En değerli üçgen. Instagram'dan bak. Değerli üçgen diye göstermişim. YouTube Shorts'ta da yayınladım gerçi. Oradan bak. 3, 7, 8, 5, 7, 8. Önemli. Hatta buradan üçlük eşkenar üçgenlerde oluşturduğun zaman 3, 3, 3. Burası 60, 60 oluyor ya. E o zaman buraya 5 kaldı. 3, 5, 7 üçgeni de çıkıyor. Bazıları 3, 5, 8 olsaydı güzel olurdu diyor ama o kağıt oyunundan değil. 3 5 7 üçgeni de buradan da geliyor haberiniz olsun. Yani 3 7 8 5 7 8 3 5 7 bizim için önemli. Hepsinde 7'yi gören özel bir açı. 7'yi gören e, burada 60'ar er derece 3 7 8 5 7 8 de e, burada da 120 derece oldu bak gördüğünüz üzere. Tamam buna da dikkat et. Evet güzel bir hatırlatma oldu. Ben buna değerli üçgen diyorum. ÖSYM de bu kalıbı çok kullanıyor. O yüzden lütfen o shorts videosuna Instagram'dan ya da YouTube'dan mutlaka mutlaka bak. Güzel bir soruydu. Cevabı bulduk, ulaştık. Denizli olarak ulaştık. Geldik 40'a. Aşağıda 12,5 santimetre uzunluğunda divit kalem. Divit. Eskiler bilir. Böyle mürekkebi doldurup o divitle yazıyorsunuz. Ben de Benim de yazmışlığım var. Evet. Çok eskiler. Hatta benden eskiler daha eskiler hep böyle eskiden divitle yazıyorlardı böyle. Ama divitle yazmak da çok keyifli oluyordu. Ama çok yazmayı bilmediğin zaman mürekkebi de böyle şey yapıyor. Neyse. Ee, divit kalem ve dikdörtgenler prizması biçimindeki yüksekliği 8 santimetre olan not kağıdı kutusunun masa üstü kalemlik verilmiştir. Evet aşağıda bu 12.5 santimetreymiş. Bu da 8 santimetreymiş. Değil mi? Not kağıdı kutusu. A noktası prizmaya en yakın 2 santimetre olduğuna göre. A noktası prizmaya en yakın 2 santimetre. En yakın dediği dik uzaklık değil midir? Evet şurada dik uzaklık arkadaşlar Hop burası 2 santimetre verilmiş. Ben bunun kaç olduğunu biliyordum. Şunun 8 olduğunu biliyordum. Burası da kaç verilmişti? 12,5 olarak verilmişti. Ee, burada dik üçgenlerden sonuca ulaşacağız ama dik üçgenler burada benzer dik üçgenler karşımıza çıkacak. Ama geometriye başlayıp da şimdi tekrardayız. Alfa beta'yı bilmeyenin yani a, nokta 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 Artık 10 onu, onun nokta nokta noktayı da siz doldurun. Tamam ne yapacağız? Dal alfa beta ya bizden BC isteniyor. Şu şey isteniyor. Alfa 90 beta. Burası da 90 ya. Burası da alfa. Burası da beta oldu. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfanın karşısı 8 iken alfanın karşısı e, 2 iken 8 oldu. 1'e 4 oran var. O zaman 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 4k deriz. Toplamda 5k. 12 buçuk verilmiş bize. E, sen 125'i 5'e bölsen kaç geliyor? Hocam 15 mi geliyor? Yok 25 mi geliyor? Evet 25 geliyor. K buradan 2.5 geldi. K buradan 2.5 ise bak burası kaç oldu o zaman? 4 çarpı 2.5'dan 10 çıktı. 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burayı da 6 bulduk mu bu bulduk. Yani 40. soru balık esir oldu. Yine Pisagor bağıntısı yaptık. Benzerlik de işin içine girdi ama olsun. Geldik 41'e. Hadi bakalım eş yapı. Aşağıdaki şekil 1'de verilen ABC x kenar üçgen şeklindeki metal levha kesme makası ile AH boyunca kesilerek 2 eş üçgensel levha Arkadaş x kenar 2 eş yapması için tam dik olarak kesmem lazım. Taban 2 eş parçaya böldü 6 6. Burası da 8 oldu. Eş kenarları yaz. Kısa kenar 6. Hocam kısa kenar burası. Uzun kenar tamam 8 olacak 2. E bunun uzun kenarı buradaysa buraya kısa kenar kaldı. Bunun kısa kenarı buradaysa buraya da uzun kenarı kaldı. Bizden de inşallah şu kale uzun isteniyordur. Bak burası 90 ya. Direkt Pisagor. Yani 8 8 8 kök 2 olarak bulur muyuz burayı? Evet, ASCII'nin uzunluğu isteniyor. Cevap E diremit yaptı. Geldik buraya. Şekil 1'de AB kenarı zeminle temas eden ABC dik üçgenin içindeki tahta blok verilmiştir. 9, 12, 15 yani 10 katı 150 yazdık. Sonra B köşesi saat yönünde bir miktar döndürdü de şekil görünüm gelmiş. Hocam bu döndü 150 burası da 150. Şu 90 şöyle dikilecek değil mi? Dönmüş hali şu. Bak şunun dönmüş hali şu. Ee, ondan sonra öbürünün dönmüş halde şurası A, C üstü de burası. Yani 120 derece 120 burası. 90 da burası. C, A üstü isteniliyor. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Ne yapacağız burada? 90 dereceye karşılık getireceğiz. 90 dereceye karşılık getireceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. Ya hocam şuradan bir dik çizip A bir dik yamuk çıktı. Buradan da bir dik çizip Pisagor bantısından sonuca ulaşırız. Ama dur. Burada döndürme yaptım ya. Eş yapı kullandım mı kullandım? Ya yani belki daha kolayından çıkacak. Eş yapı kullandığın için burada bu döndürme. Bak buraya alfa dersen 90'ı gören. 90'ı gören burası da alfadır. Buraya beta dersem hocam 120'yi gören. 120'yi gören burada da beta oldu. E özel bir durum çıktı mı? Aa vallahi çıkmadı. Sadece ve sadece burası 2 alfa çıktı. Bir an böyle acaba alfa beta olup burası 90 mı olacak diye böyle Böyle bir heves ettim. Aa, olmadı. Maalesef olmadı. O yüzden yapacak bir şey yok. Buna karşılık 90 derece karşılık getirmem lazım. 90'a karşılık getirmek için buradan dik çizilmiş zaten. Buradan da bir dik çizersem şu diki bulacağım ben. Ee, bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken haşı nasıl buluyorduk? Alandan. Alan neye eşitti? 150 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 90 çarpı 120 bölü 2. 90 çarpı 120 bölü 2 bölü 2'ler gidiyor. Bak 150 çarpı h 90 çarpı 120 diye söylemiştik. E o zaman burada sıfırlar sadeleşsin. 3'e bölsen 5. 3'e bölsen kaç çıkıyor? 3. 5'e bölsen 5'e bölsen 24. 3 çarpı 24 de 4 kere 3 12 6 72 geldi. Evet. haşı buradan 72 buldum. H buradan 72 ise dik üçgenler var burada. Hocam 9 kere 8 ondan sonra 8 böyle güzel bir üçgen var mı diye bakıyorum burada. Ee, şu bu 3'ün e, kaç katı? Hocam pardon 5'in kaç katı? 18 katı mı burası? Evet. Burası 5 çarpı 18. 18'in 5 katı. 18'in 4 katı. O zaman burası da 18'in 3 katı olur. 3 kere 54 mi yaptı o zaman burası? Evet. Tamam şimdi olay bitti. Burayı 54 bulduk ya. Şu uzunluk isteniyor ya. Hocam içeriden böyle dikdörtgen oluşturabiliriz ama şekil karışacak ya. İçeriden değil de bu sefer dışarıdan dikdörtgen oluştur. 120 ya. 120 olacak burası. 72'si buradaysa 48 kaldı buraya. Hocam 54, 90 burada. Burası da 144 mi yaptı? Evet. Yani şuradaki dik üçgenden olayı bulacağız şimdi. 48 ve 144'teki ortak çarpana bakalım. 12 değil mi? Ya da 48. 48'in kaç katı? 3 kere 8 24. Evet bu dikkat et. 48'in 3 katı. Hocam bu da 48'in 1 katı. O zaman 48 çarpı 1. 48 çarpı 3. Buraya da x diyecek olursam x de 48 çarpı. Karaküçün küçüğünde Diğerlerinin kareleri toplamı gelir. Birin karesi artı 3'ün karesi gelir. Yani x'i de böylelikle 48 kök 10 olarak buluruz. Cevap örnek 42'de edremit oldu. Ve geldik sanırım son soruya. Aşağıdaki şekillerde bilyeler şekil bilyeler çizgilere ve birbirine teğet olup ardışık dikey çizgiler arasındaki uzaklar birbirine eşit verilmiş. Şunlar hep böyle eşit verilmiş. E bu böyle vermiş. En son bu şekilde. Şimdi şekil 1'de özdeş daire şeklindeki bilyeler gösterilmiştir. Turuncu ve kırmızı bilyelerin konumları şekildeki gibi değiştirilmiştir. Kırmızı bilyenin merkezi x birim yer değiştirmiştir. Kırmızı bilyeye bakalım. Kırmızı bilye burada değil mi? Evet, merkez. Arkadaş, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Buraya r, r, dersen, burası ikiye. Ondan sonra bu buraya gelmiş. Bu buraya gelmiş. Şöyle şuraya gelmiş. Ne kadar yer değiştirmiş diyor? Şimdi kırmızı bilyenin merkezi x birim yer değiştirmiş. Yani x birim yer değiştirmiş. Turuncu bilyenin merkezi de y birim yer değiştirmiş. X birim derken ne demek istiyor hocam o? Merkez buradaydı. Buradaydı. Buraya geldi. Buradan bahsediyor. Şurası x diyor. Sarı bilyede bak nereye geldi? Sarı bilyede bak şuraya geldi. Bu da merkezi şu kadar yer değiştirmiş oldu. Artık ben şuranın 2R olduğunu biliyorum. Onları da kullanacağım. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştiriyor varız. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Şuradan da şunu birleştirsem dikdörtgen geldi. E o zaman burası R. Burası da R. E burası dikkat et. Şurası R değil mi? Burası 2R burası da R. Hocam 2 3 4 şurası 4R yaptı. 1R burası 2R burası 1R de burası. 4R burada 4R burada değil mi? Evet burası 4 kök 2R yaptı o zaman. X'i bulduk. Şimdi şunu bulmaya çalışacağız. Yine merkez çektik. Çemberler bir ne diyor? Merkezleri birleştir. Şurada e, şunu birleştirsem dikdörtgen oldu. Hocam R burada. R burada. 2R burada. 2R burada. 2, 4, 6R yaptı burası. Sonra burası R. 2R. 2R. Burası da R yaptı. Toplamda 2, 4, 6 R'ye de burası. 6, 6. Burası da 90 derece. Dikdörtgenden dolayı 90'da burası. 90 oldu burası. 6 R, 6 R. O zaman burası da 6 kök kire. Olur mu? Olur. Bir tık çember bilgisini kullandık ama çemberde de şu tekniği hepimiz biliyoruz. Full tekrardayız çünkü. Tekrar ettiğimiz için sıkıntı yok. Konuların birleştirilmiş sorularını yapıyoruz aynı zamanda. Hem çember hem de dik üçgen kazanımı konulmuş burada. Güzel bir soru bu da. E burası da 6 kök kire oldu. X bölü Y oranı nedir diye soruluyor. Yani 4 kök kire bölü 6 kök kireye isteniyor. R'ler nanay Kökler nanay. 4 bölü 6 da 2 bölü 3 yapar mı? Yapar. Cevap böylelikle Denizli olur. 43. soruda. Ve olay bitti mi gençler? Bitti. Dik üçgen gibi önemli bir. Dik üçgen ve özel üçgenler gibi önemli bir konuyu. Tekrar da yaptık. Güzel sorularını çözdük. Yeni sorularını da çözdük. Hoş sorularla karşılaştık. Bence eksik bir şey kalmadı. Her şeyi hallettik. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani ikinci gün bitti. Üçüncü günde açı ortay ve kenar ortayda. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.